Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte arkadaşlar dinleyelim. Öncelikle tabii ki de birbirinden farklı bugünkü yürek yaralarımız var. Hayat bizleri bir şekilde sınıyor. Sizler kendi hayatınızdaki arkadaşlar yaralara niyetlenin diyorum ve bakalım neler söyleyecek fincanımız. Ben kolektif adına niyetlendim zaten. Neyse halimiz o çıksın falımızda deyip çok güzel bir mesaj versin bize diyorum arkadaşlar. Şimdi güzel dilekler dileyin, güzel enerji gönderin diyorum. Ve şuraya baktığımız zaman oy oy oy. Ay bu beni esnetir. Sizi de esnetir arkadaşlar. Ben esnersem siz de esnersiniz. Ağırlığınız bana geçer. Ben de burayı yansıtıyorum zaten. Dolayısıyla şuraya çok mu bakmasak acaba? Geçmiş tarafınıza şöyle bir özet geçelim biz en iyisi. Şimdi ne yaşıyorsunuz? Hayatınızın hangi evresindesiniz bilemiyorum ama parasal bir konuyla alakalı ciddi bir ikilem yaşıyorsunuz. Bir yükün üstüne çıkmışsınız. Çatınız da zaten tam tepenizde. Bir atın üstüne binmiş gibisiniz de arkadaşlar. Atınızın mecali kalmamış. Geçmiş karışık. Sizin geçmişiniz karışık. Son 2 aydır ve öncesi sizin hayatınızda çok çektiğiniz sıkıntılar. Bir, iki, üç kişiye karşı teksiniz. Ya bir hançeriniz sırtınızda 3 kişiden gelmiş. Ya bir mücadele edeceksiniz, 3 kişi desteklememiş. Yani karışık bir süreç varmış zaten. Hali hazırda ezelden gelen parasal sıkıntınız yüreğinize işlemiş. Ve özet geçeceğim sadece aldığım enerjiyi ve görebildiklerimi. Çünkü burası çok karışık, dalgalı bir denizde gibisiniz. Aldığınız haberler yeterli değil. İnsanlar da sizi hala şeydir, düşünün, iflas etmişsinizdir. Çok iyi şartlarda yaşıyorsunuzdur, yaşamışsınızdır. İflastan sonra artık o eski şartlar yoktur da insanlar size şöyle bakar. Oh, iyi ki de iflas etti. Bak önceden de o havuza girdiği, tatile gittiği. Bak bak. Hani böyle çok üzülüyorum arkadaşlar. Bu insanlar niye böyleler? Sinir olduğum için güldüm ya. Böyle var çünkü bizler de deneyimledik. Hayat insanları bir şekilde sınıyor. Varlıkla da yoklukla da arkadaşlar. Bugün maddi sıkıntılarınız varsa hakikaten bunlarla sınanmıştınız da onu alıyorum böyle sevmedim yani. E harfi bariz belli şurada siz de görüyorsunuzdur ve bir sürü harf var aslında orada. Çoklu insanlarla konuşmalar, karışık bir süreç ve yüzüğünüz, halkanız, güneşiniz var ama emin değilsiniz. Belki karı koca birbirinizi destekleyeceksiniz ama yorgunsunuz. Cılız güneş doğmuş, cılız bir halka var. Yani siz evliliğinizde mi sınandınız bunca? Belki de nişan evresindesiniz, artık evliliğe hazırlanıyorsunuz ama yaşadıklarınız sıkıntılıydı da karı koca ya da işte iki sevgili, nişanlı sözlü. Kafa kafaya veriyorsunuz ama cılız, iki taraf da artık yorgun. Bu es geçiyorum. Ah çok pardon. Çok pardon, özür diliyorum. Ara ara ben böyle bunu yapıyorum ya. Sürekli izleyen arkadaşlarım bilir. Arkadaşlar şurayı ikiye bölmüşsünüz siz. Öncesi ve sonrası. Bakın, bu sonrası boşluk değil, bu sonrası hiçlik değil, bu sonrası güç, bu sonrası kalkınmak, bu sonrası karar vermek. Yani bir gemiye binmişsiniz. Bugününüzden bahsediyorum. Tam olarak bugününüzden bahsediyorum arkadaşlar. Buket Hanım, karıştırıyoruz tarihi diyenler. Geçmişte gerçekten mide bulandırıcı, çok ağırlık yaşatan, çok fazla sizi yoran bir sürü bir sürüler var. Yaşanmış, yaşanılmış. İletişim dilinizi doğru kullanmaya çalışıyorsunuz bu ara herkese. Ya sabır diyerek belki birilerine baştan anlatacaksınız. Belki birilerine sıfırdan bir şeyler söyleyeceksiniz. Ve bununla alakalı da arkadaşlar, arkada altta kalabalık var, size bakıyorlar. Ve ummadıkları anda bir resmiyet var kafanızda. Bu resmiyet tamamen almak, satmak, güçlenmek, yenilenmek adına arkadaşlar. Boşanmak değil. Bir gemi düşünün bunu. Bu gemide kaç kişi görünüyorsunuz? Kaptan sizsiniz arkanızda. Bakın arkanızdaki kuyruk hala şu E harfine ve şuradaki kalabalığa bağlı. Bu kalabalık size baka duruyor. Bu karışıklık geçmiş. Şöyle komple silesim geldi inanın. Siz bu gemiye binin ve buradan gidin arkadaşlar. Bugünün size zaten bu yolculuğu başlatıyor. Aldığınız kararlarda arkanızda durun. Acaba mı demeyin. Geçmişten daha kötü olmayacak. Gerçekten geçmişten daha kötü değil. Ha ne var? Çok borç, çok büyük paralar, belki çok büyük yaralar, belki yüreğinizin ezelden getirdiğiniz o tam da kanatacağınız belki de, deşeceğiniz belki de kabuk tutmuş yaralarınız, deşeceksiniz. Hiçbir yara kanamadan iyileşmez arkadaşlar. Deşin gitsin.
Yani bu falın enerjisine göre diyor ki sen zaten öyle rezil günler geçirdin ki daha kötü olamaz. Günüm daha kötü olamaz. Geleceğim daha kötü olamaz. Sen bir kere bu konuda hırslısın. Bindin gidiyorsun. Alacağına güzel haberlerim var. Özellikle şimdi bugününüzü gün gün anlatamıyorum. Güzel haberler olarak görüyorum. Önünüz açık olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla devam edin diyorum. Kendi iç dünyanızda işte şu kayıya, gemiye bindiğiniz kişi kimse. Bir tarafta o, bir tarafta kendiniz bir şekilde böyle ikiye bölmüşsünüz. Güzel mücadeleniz var. İki yapraklı yonca çıkmış. Baygın yonca. Ama yonca. Önceden o yonca yokmuş bile. Sizin yoncanız yeşerir. Hayat enerjiniz yeşerir. Önünüzdeki kuracağınız şeyler Eylül'ün sonuna kadar sabredin derim. Çünkü bu parayla ilgili güzel haberler ve gelişmelerle daha rahatladığınız, daha düşünmediğiniz, daha iç huzura kavuştunuz. Felak nasıl inşira okuyun mesela. Bu bir şifadır. Çok konuşulursunuz. Felak nazara enerjisine iyi gelir. İnşirah da bu içinizdeki işte şu gördüğüm şu gördüğümü kaldırmaya sağlayandır arkadaşlar. Evinizi şifalandırıyorsunuz, ruhunuzu da şifalandırıyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey var. Bakmışsınız, görmüşsünüz ki böyle düşünmek, kara kara düşünmek size bir şey fayda sağlamıyor. Bilin ki bundan sonraki süreci artık farklı bir düşünce ile hayata başlamalısınız. Ve dolayısıyla da arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bu start verilmiş ve Eylül sonunda sizin özellikle güzel iki yapraklı yoncanız yeşeriyor. Baygın bir yonca görüyorum bakın. Umut vaat ederken size abartılı gelebilir. Bu mu ya? Hep mi pozitif değil? Baygın bir yonca ama yeşeren bir yoncadan bahsediyoruz. Önceden olmayan bir yoncadan bahsediyoruz. İki konuyla ilgili belki de şans kapınız çok açıktır. Bunu bahsediyor. Konunuz 4 ise, 4'te bölündüyseniz, 4 aşamalı olacağını düşünüyorsanız ikisi için çok güzel gelişmeleriniz Eylül sonunda net kapınızı çalıyor. Sonrasında zaten güçlenmişsiniz arkadaşlar. Bu arada siz de mi farkındaydınız bilmiyorum da geçmişten bir 9 rakamı gördüm. Hani bunu Ekim 9 mu desek acaba dedim ama sanki zamanında Eylül ayında bazı şeyleri rahatlatacağınız siz de farkındaymışsınız da tekrardan 9 rakamını burada görüveriyorum diyorum arkadaşlar. Yani yanınızdaki partneriniz belki geçmişe oranla daha şöyle. Belki bu yolculuğa çıkarken partneriniz size oranla daha geçmişe takılıydı. Doğru anlatım bu. Çünkü sizi değil de sizi gelecek odaklıyken karşınızdaki yanınızdakini de geçmiş odaklı gördüm. Bu da şu demek arkadaşlar. Siz yanınızdaki partneriniz belki sizin kadar gelecek odaklı değil ama size yetişir. Sizin yanınızdaki kişi sizi yarı yolda bırakmayacak bir kişi. Şu gemiye kiminle bindiyseniz yolunuz onunla devam edecek. Ve resmen iki konuyla ilgili şans kapılarınız da açılacak. Birlikten kuvvet doğar mı? İki kişiden kuvvet doğar. Buna ne ana ne amca ne baba arkadaşlar ne evlat. Hiçbir kimse yardım etmeyecek. Yanınızdaki kimse o. Ha, işte ana olsanız, ana kızsanız, baba olsanız, baba kızsanız, karı kocaysanız. Dostsanız, arkadaşsanız, ortaksanız, bu konunun sizin neyse yani kendi gele işte hani kolektif olarak değerlendirdiğinizde yanınızdaki kişi her kim ise o kişiyle yolunuza devam edeceksiniz. O kişi sizi yarı yolda bırakmaz. Bu enerjiyi net alıyorum. Önünüzdeki süreç daha güzel, daha aydınlık, daha rahatlamış, daha kendinden emin, daha güçlü adımlarla, daha güzel cevaplar alarak hani böyle bir şeylerin olumlu yönde dahası var önünüzde. O yüzden geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gerçekten geçmiş olsun. Her zaman söylüyorum. Kendim de yaşadığım için tabii ki de. Yani bir şer diyorsun, bir bakıyorsun ki hayıra vesile olmuş. Bazen de hatta iyi ki ben o şeri yaşamışım ki bugün bu hayıra vesile oldu bile diyorsun. Neredeyse işte teşekkür edeceksin o kötü şeylere. O yüzden teslim olmayın kötü yaşadıklarınıza, bugünkü sınandıklarınıza. Haksızlık tabii ki de mutlaka vardır. Ama o sizin meseleniz değil. Onu karşı taraf düşünsün. Olaylara böyle bakın arkadaşlar gerçekten. Sizin meseleniz değil sizin haksızlığa uğramanız. Karşı taraf düşünsün. Geçmiş olsun yani karşı tarafa. Şimdi kalabalığınız burada yansımış. Bir kız kulesi gibi gördüğüm. Kollarınızı açtığınızı görüyorum. Kulenin tepesindesiniz. Bir kişi gerçekten yardım edecek. Bu arada sizin bu kulenizin tam dibinde çukur. Ahar çok baskın bu falda. Güzel gözyaşlarınız var. Daldan dala atladığımı anlamadığınızı biliyorum ama enerji ya bu. Hemen o enerjiyi aktarmaya çalışıyorum. Hepsini toparlayıp geri dönüyorum. Biraz kişilerde kafa karışıklığı yaratılıyor. A harfini tekrar gördüm. Üç yerde A harfi baskın dedim. Alakasız gibi oldu.
Güzel bir gözyaşınız var. Hayatınızda güzel bir gelecek süreci olacak. Bir kulenin üzerine çıkıyorsunuz dedim. Ondan sonra bölmüştüm A harfiyle. Şimdi arkadaşlar sizin bu kulenizin dibine kafasını gömmüş tavus kuşu gibi biri var. Yapısal olarak geniş. Ya büyüktür ya yaşça büyüktür. Ya olgundur da görüyorumdur. Şöyle bu kişi sizin kulenizin altına bomba mı yerleştirmiş? Dış etken olarak o mu böyle davranmış? Yoksa siz maalesef üzülerek söylüyorum. Acaba bu kişi sizin hayatınızda hayatınıza kazık atan, hançeri sokan, yıkan kişidir ve özür mü diler? Ortaya çıkmış da tavus kuşu gibi kafasını gömüyor. Ama herkes ayan beyan onun farkında. Yani der ki senin iflasının sebebi benimdir. Ey akrabalarım duyun ben yaptım o hainliği. O hançeri ben soktum. Benim yüzümden oldu diye ilan mı ediyordur? Yoksa zaten gelip özür mü diler? Yani kendisi de zafer kazandı sanmış. Ama maalesef onun da hayatı işte ilahi adalet yerini bulmuş da kafasını gömmüş tavus kuşu gibi duruyor. Tavus kuşu yanlış bir ifade. İnsanlar kısmet olarak değerlendirir. Siz öyle düşünmeyin. Bu insan bayağı kafasını yemiş gibi görünüyor. Kulenizin altında çıkmış. Kendisini sizin kulenizi dağıtayım isterken kendi hayatında dağıtmış bir insandan bahsediyoruz yani. Enerji olarak bu böyle. İş hayatınızda güzel birbirlerine bağlantılı durumlar ve önünüzün açık olduğunu net yansıtmış burada. Kalabalıkta çalışıyorsunuz. Konuşmalarınız sık sık var. Bir haberinizi görüyorum. A harfi burada da çıkmıştı. Sonrasında ama rutin. Ne diyelim ona? Sezonluk, mevsimsel bir sürecini sanki rutinine başlatmış artık. Startı verdik çalışıyoruz. Startı verdik devam ediyor. Çark dönüyor. Takırında tıkırında gidiyor. Hani konuşmalar var ama işimin yoğunluğu diyorsunuz. Aşamayacağınız sorunlar değil onlar. Aileniz bu kule olayından sonra bir rahatlama ve karşılıklı konuşmaların açıldığını, aydınlandığını görüyorum. Evlilikle alakalı da sanki 1, 2, 3, 4 kişiye bir kişi böyle nasihat ediyor. Birileri o 4 kişiyi engelliyor. Sonrasında burada 1, 2 kişi var. Bence evli mutlu çocuklu mudur ya da iki tarafında kendi çocuğu vardır. Çünkü bir kişi ortada duruyor, çocuklarını ortaya almışlar. Birisi daha bağımsız. Belki üniversiteye gitti, belki evlendi gitti. Dördüncü kişi olarak gördüğüm kişi aileye bağlı ama uzakta bağımsız duruyor. Yani sanki işte ikinci evliliktir. Birisinin oğlu evlidir zaten de diğerinin de oğludur. Ortak çocuk olarak aynı evde yaşayacaklarıdır. Bilemedim. Ortada duruyor çünkü. Ya da birisi problemlidir de diğeri değildir. Dört kişilik bir aile var. Bir kişi özellikle bu dört kişilik aileyle alakalı bir hendeyi, bir sorunu, bir problemi durdurmuş böyle. Önünü kesmiş. Bir dakika bir dakika onlar karı koca hallederler. Alsınlar çocuklarını çözsünler. Bir dakika size ne oluyor der gibi müdahale edecek. Bunu da hayırlı bir sebepten ötürü yaptığını görüyorum. Yani ben burada bir partner durumu özellikle Ekim sonrasında yolunuz açık olur derim. Bu arada dört yapraklı yoncanızın ailesel tarafında dördü de tamamlanmış. Siz dört kişilik bir aile misiniz? Bunun cevabı sizde. İşte kolektif bakınca da böyle oluyor. Arkadaşlar dört kişilik bir ailede dört yapraklı yonca çıkmış. Hani aile konusunda, aşk konusunda dualarınız kabul olmuştur. İlk ikisini Eylül'ün sonunda yapacaksınızdır. Ekim itibariyle de ikinci ikisini yapacaksınızdır ama yapraklarınız tamamlanmış. Enerji olarak gerçekten temiz, aydınlık ve enerjisi yüksek bir açılım bu. Ben görebildiğim sıkıntıları da yansıtmaya çalışıyorum ama bu savaşı kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz kısmını daha çok yorumluyorum genel anlamda. Dolayısıyla hanenize bir kişinin zarar vermesini engelleyecek bir baba yiğit var orada. Karışmayın diyecek. Ve siz kendiniz karar verip kendiniz yönlendireceksiniz. Ve bu dört yapraklı yonca da özellikle Ekim-Kasım aylarında çok güzel yaşarmış, büyümüş ve tamamlanmış olarak çıkmış. Ben sadece görebildiklerime rehberlik etmeye çalışıyorum burada. Yani enerji olarak sizler kendi hayatınıza değerlendireceksiniz. Patron dedim kocanızdı, koca dedim eşinizdi, eşiniz dedim işte hani oğlunuzdu, oğlunuz dedim yavrunuzdu, kuzeninizdi. Biri yanlış yaptı dedim eşten geldi belki de değil ki amcadan babadan yani hani gibi. Neredeyse hayatınızın evresi ve bu dediklerim nasıl bağdaşıyorsa belki de öyle dinlemek de daha fayda sağlayabilir sizlere. Benim sadece naçizane önerim tabii ki de. Ben görebildiklerime rehberlik etmeye çalışıyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi sabah ve akşam sizlerin talebi doğrultusunda iki fincana çıkarttım bakımlarımı. Bu bir. İkincisi yine sizlerin talebiyle aldığım enerjiyi de çok sevdiğim için burada falımın bittikten sonrasında sohbet ediyorum. Hiçbir kimsenin boşuna vaktini alıyor değilim. Bunu da bekleyen arkadaşlarım devam ettiği için beklemeye ve ben de hala diyorum ya ben bütün yorumları mutlaka okuyorum arkadaşlar. Benim için çok kıymetli. İyi ki varsınız. Sizlerin enerjisi sayesinde ben enerjimi
buralarda tutabiliyorum. Benim enerji sebebim, kaynağım sizlersiniz. Hepinize minnet, saygı, teşekkür. Bütün bu pozitif enerjilerimi sizlere yansıtabildiğim tek alan burası. O yüzden burada durmaya da devam edeceğim. Tabii ki de sınanıyoruz. Tabii ki de bugünkü derdimiz birbirimizden başka. Ama arkadaşlar şöyle düşünmekte fayda var. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Size birileri kötülük yapmış olabilir. Onun cezasını siz beddua ederek verecek değilsiniz. Rabbim zaten insanoğlunu, hepimizi, sizler de dahil, ben dahil, her birey, her bir insan evladı. Yaşattığı ne var ise, iyilikse de kötülükse de karşılığını alacak bu hayattan. O yüzden iyilik yap Deniz At derim de, kötülük yapanlara beddua etmeyin derim. Sizin bedduanızın ihtiyacı yok o tarafın karşısının yaşattıklarını yaşaması için. İlahi adalet işliyor arkadaşlar. Evrene pozitif enerjiler gönderin. Bugün başınıza bu gelmiş olabilir. Çok kötü olabilir. Yolun sonunda sanabilirsiniz. Ama öyle olmuyor. Mutlaka bir çıkış kapısı açıyor. Rabbim mutlaka izin veriyor buna. Mutlaka sınandığın konuyla ilgili sana dersini veriyor. Sen sonrasında yoluna devam ediyorsun yeni bir kapıyla. Ve o kapı hiç orada olduğunu görmemişsin. Orada duruyormuş ama sen farkında bile değilmişsin gibi. Dolayısıyla umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Çıkış kapılarımız ileride. Bunu her zaman böyle düşünün arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Ve bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar en büyük zenginliğimiz. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.